Yani gezmek zorundasın. Bu çocuk okuyor. Ben buraya gelmek zorundayım. İşimi bırakıp geldim. Gezmek zorundasın. Niye gezmeyeceğim ben? Niye hayal kurmayacağım? Sokağa çıkıyorum. Ben geçen akşam Taksim'e gittim. 4 tane 5 tane Türk vatandaşı var. Geri kalan hep yabancı ülkelerden gelmişler ve bu ülkeyi geziyorlar. El alemin çocuğu, başka ülkelerin çocuğu gelip buraları gezerken, benim tarihi yerlerimi görürken, benim tarihimi görürken bu çocuk niye İngiltere'nin tarihini öğrenmesin? Niye Kanada'nın tarihini öğrenmesin? Niye Amerika'nın tarihini öğrenmesin? Niye Çin'i öğrenmesin? Kanada'dan gelen bir emekli öğretmen bu sene Türkiye'ye geldim, önümüzdeki yıl Hindistan'a gideceğim diyor da burada emekli olan bir adam bayramda akrabalarını ziyaret etmek için belediye otobüslerinin yarı fiyat olmasını niye beklesin? Ya bizim hakkımız yok mu hayal kurmaya? Bizim hakkımız yok mu kaliteli bir şey giymeye, yemeye, iyi bir telefon kullanmaya? Yani çıkar telefonunu, giydiğin markaya bak, bilmem neye bak. 15 liralık tişört giyiyorum. Benim işimi görüyor bu şu anda. Ama bu benim çok kaliteli yaşadığımı göstermiyor. 35 sene aynı ceketi giymek kaliteli yaşadığımı göstermiyor. Yani yoğun bakımda solunum cihazına bağlı bir hasta da 10 yıl yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Buna yaşamak diyoruz. Ben niye en güzel şeyleri yemeyelim, içmeyelim? Yani dünyanın en iyi topraklarına sahibiz, en iyi boğazına sahibiz, en iyi tarihine sahibiz. Ama yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz hiç iyi bir şey yok. Hep ağlıyoruz, hep ağlıyoruz ama ürettiğimiz bir şey de yok bunun aksine. Yani şimdi ekonomi iyi. Neye göre iyi? Kirada bir evi vardır. Dolar yükseldikçe kira artıyordur. Ekonomi iyidir. Benim iyi değil. Ben çalışıyorum, esnafım. Dükkan işletiyorum. Ama iyi değil. Niye iyi değil? Ben müşteriye her gün fiyat verirken dudaklarımı ısırıyorum. Çünkü kendimi ikna edemiyorum fiyata. Müşteriyi ikna etmem daha da zor oluyor. Maalesef ekonomi iyi değil. Çünkü biz insan olarak iyiliklerimizi kaybettik. Maalesef. Şimdi torunum 17 yaşında. Aynı şeyleri konuşarak geliyoruz. Bu yaşta elindeki parayı dolara çevirip korumanın derdinde. Dolar yükseldiğini düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmedim. Türk parası değer kaybediyor. Çünkü ürettiğimiz hiçbir şey yok. Sürekli satın alıyoruz, sürekli satıyoruz. Ben otomotiv işindeyim. Yani her gün parça fiyatları değişiyor. Çünkü istikrar yok, şey yok. Hani herkes malını korumanın derdinde. Altın yükseliyor, dolar yükseliyor. Çünkü korunacak, değerini koruyan bir malımız yok. Orada tutabileceğimiz bir şey yok. Yani şu anda bu yaştaki bir çocuğun parasını korumak için dolar yapma düşüncesi yani bu ülke açısından korkunç bir şey. Ama bunu insanlara anlatamıyoruz. Çünkü insanlar çok özür dilerim aklını kullanmayan, sadece önüne ne konursa onu yenen şeyde yani dünyada pahalılık yok var diyor abi gidiyor. Dünyada pahalılık var ama ne kadar var? Ben 20 yıl önce bilgisayar aldım şirketime. 1070 dolardı. 3 sene önce bilgisayar aldım. 1110 dolar. 40 dolar zam gelmiş. Fiyatı değişmemiş. Ama 20 sene önce aldığım bilgisayar 600 liraydı. Türk parasıyla. Şimdi aldığım 20 bin lira, 21 bin lira. Buradaki şey doların yükselmesi değil. Paramızın değer kaybetmesi. Bizim yani millet olarak, halk olarak bir ahlaklı davranışa ihtiyacımız var. İki, çok çalışmaya ihtiyacımız var ki paramıza değer katacak bir şeyler üretebilelim. Aksi takdirde böyle her gün doların yükselişini şey yaparız, değerlendiririz, konuşuruz ya. Yani. Dolar 24 liraya dayandı. Ne düşünüyorsunuz? 25. 25 lira mı? Evet. 24 liraya dayandı abi. 25'i gibi bile geçti, siz uyuyorsunuz daha. Yok, 24 lira. Euro 25 lira. Ha tamam, pardon, evet ben karıştırdım. Ne düşünüyorsunuz abla? Gayet normal. Bütün dünya pahalı. Sadece Türkiye değil. Türkiye ile alakası yok bu doların, euronun. Dünya ile alakalı var. Siz bütün dünyayı o zaman inceleyeceksiniz. Sonra Türkiye'ye gelin. Türkiye'de gayet normal. Abla ekonomi kötü diyor mu? Hayır, hiç kötü değil. Kötü de bu millet niye dışarıda otursun evinde? Gezmesin. Kötüyse dışarı çıkamaz. Tamam mı? Parası olmayan dışarı çıkamaz. Abla diyelim ki asgari ücretli bir arkadaşımız çalışıyor. 8500 alıyor. 6 milyar kira veriyor. Bu adam nasıl geçinecek? İki çocuğu da var sayalım. 6 milyon 6 bin. 6 bin kira ödüyor. Bu hanımı da çalışır. Ek işlere gider. Biz öyle yapıyoruz. Ek işler yapıyoruz. Ek işler yapıyoruz ancak iktisatlı davranıyoruz. Böyle her gün sokaklarda yemek yemiyoruz. Millet açız. Kahve tabii. Ben kahvemi evde içerim. Daha güzel, daha mutlu olurum. Böyle sokaklarda değil. Hadi Allah'a emanet. Dolar 24 liraya dayandı. Ne düşünüyorsunuz? Dayanabilir, gayet normal. Dünya ekonomisi kardeşim. Dünyada bile pahalı. Her yerde pahalı. Normaldir yani. Her yerde pahalı mı? Her yerde pahalılık var tabi. Dünya almış başını gidiyor. Her yer aldı başını gidiyor. Pahalılık var tabi. Türkiye şu anda gayet normal. Normal mi Türkiye? Tabii ki. Çok çok normal. Harika.
Çok kötü şeyler düşünüyorum. İç acımı yaşamıyoruz. Abi iyi diyor abla. Ne diyor? Ekonomiyi Türkiye'nin. Ekonomi iyi ha, çok güzel, harika. Mesela bu sene yaz tatili mi, finish yok. Yok mu tatil? Niye? Pahalı. Otel almış başına gidiyor. Yani. Zor zor. Hayat şartları çok zor. Ölmezsek iyidir. Kiralar almış başına gidiyor. Yani. Ne yapacağız peki? Hiçbir şey. Devam edeceğiz böyle. Sürünmeye devam. Şimdi dolar 24 liraya dayandı. Belirli bir müddet sonra veya zaman içerisinde bu 50 liraya da dayanır, 100 liraya da dayanır. Mesele bu değil aslında. Yani biz olaya baktığımızda işte bugün şikayetçi oluyoruz. İşte efendim enflasyon var, enflasyondan kaynaklanıyor veya üretim dengesinde bozukluk var. Bu yüzden dolayı döviz yükseliyor. Değişik böyle spekülatif ifadeler kullanılıyor. Tamam da biz olayı üst perdeden değerlendirmek durumundayız. Bir kere dolar, Amerika'ya bakmamız lazım. Amerika'nın dolar sahibi olan Amerika. Şimdi Amerika bir sömürü düzeninin başındaki, dünyayı sömüren bir ülke olarak düşünelim. Yani Amerika'yı emperyalist bir ülkedir ve karşılıksız dünyada para basan adeta tek ülke Amerika'dır. Dolar banknotunu ise Siyonistlerin elinde bulundurulan, ki bakın biz Allah'a güveniyoruz yazıyor. O kadar ilginç böyle ifadeler kullanılıyor orada. Bununla birlikte yani Amerikan Merkez Bankası'na borç olarak verilen bir banknot bu. Ve aynı zamanda dünyaya tasallut etmenin yöntemi bu. Şimdi biz Müslümanlar olarak, bir Müslüman ülke olarak ne yapmalıyız? Bunu düşünelim. Merhum Erbakan hocamız yıllar öncesinde bu doların tasallutundan kurtulabilmemiz için D8 kapsamında yeni bir ortak para birimi oluşturulmasını istiyordu Müslüman ülkeler arasında. Ticaret bu şekilde olur diyordu. Biz Amerikan dolarından kurtulmalıyız ki 2 milyara varan nüfus potansiyelimizle eğer biz Amerikan dolarına böyle bir ket vurmuş olursak dünyada Amerikan doları zaten zarar edecektir, çökecektir yani kesinlikle. Bu yüzden dolayı biz öncelikli olarak bugünkü siyasilerimize düşen görev merhum Erbakan hocamızın o D8 kapsamındaki ortak para birimi projesine sahip çıkmaları. Yoksa kesinlikle ne enflasyon düşer ne faizin yükselişi geriler. Bu yüzden kesinlikle biz yeni bir para birimine geçmek durumundayız. Müslüman ülkeler olarak kendi aramızdaki iç ticareti bu şekilde geliştirmeliyiz. Ya doların yükselmesi demek fakirin daha fakir olması demektir. Yani her şey dolar endeksi olursa her şey zamlanıyor. Zaten fakir fukara eziliyor bu ay şartlarında. Biraz daha ezilmesine sebep oluyor. Ben doğru bulmuyorum. Yani tabii ki yukarıdakiler daha iyi bilir bu işi.